Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir ders ile sizinleyim. Dersimiz bugün rica ve izin. Biz ne zaman, nasıl rica ediyoruz ve nasıl bir işi yaptığımız için izin alıyoruz. Bunun iki şekil cümlesi var. Bilir misin, ebilir miyim? Hadi gelin örneklere daha çok iyice size öğreteceğim. Tuzu alabilir miyim? Bu nasıl bir cümle? Tuzu alabilir miyim? Hem de bunu izinleyebiliriz, hem de bu rica bir şekliyle bu cümleyi söyleyebiliriz. Tuzu alabilir miyim? Süt alabilir miyim? Burası çok sıcak. Klimayı açabilir miyim? Bakın bu hem de rica bir şekliyle rica şeklini bize gösteriyor. Hem de izin şeklini. Ödevin için yardım edebilir miyim? Oyun oynayabilir miyim? Oturabilir miyim? Bu hem izin oluyor, daha çok izin oluyor bu. Oturabilir miyim? Size gelebilir miyim? Konuyu tekrar anlatabilir misiniz? Bakın bu rica bir şekli. Tam rica. Konuyu tekrar anlatabilir misiniz? Kanalı değiştirebilir miyim? Çantamı burada bırakabilir miyim? Rica ediyorum ya da izin alıyorum. 5 dakika konuşabilir miyiz? Bu akşam yemek pişirebilir miyim? Bir tabak daha alabilir miyim? Boya kalemlerini kullanabilir miyim? Hocam, dışarı çıkabilir miyim? Bakın bu da tam izin. Hoca için nasıl bir cümle söyleyebiliriz? Hocam, dışarı çıkabilir miyim? Bugün size gelebilir miyim? Tamam arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bu dersimiz rica ve izindi. Bizim bazı cümlelerimiz var. E bilir misin, e bilir miyim? Bunlar bazen ricayı bize gösteriyor, bazen de izini. Ama bu cümleleri rica ettiğimiz zaman, izin aldığımız zaman hangi eklerden kullanabiliriz? E bilir ve e bilir misin, e bilir miyim? Umarım bu dersi de bilmişsinizdir. Diğer derse kadar görüşürüz. Hoşça kalın.